Selam dostlar. Bugün ne yapayım, ne yapayım? Yemek yapayım. Tarifini de size anlatayım istedim. Tabii hem anne hem baba olunca işler biraz zor oluyor. Yemek işi de başa düşüyor. Yapacak bir şey yok. Bugün düşündüm, güveç yapayım dedim. Biraz internetten de baktım oraya buraya. Tuhaf tuhaf şeyler buldum. Kafama göre takılayım istedim. Ben sebzeleri kızarmış seviyorum. Kızartmadan. Özellikle bu patlıcanla kabak kızartmadan yenmez. Öyle haşlayıp yiyen de varmış ama neyse. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir et alıyorsunuz. Helal olmasına dikkat edin. Besmelesiz kesildiyse sakın sakın yemeyin. Aman aman. Normalde kilosu 5 liraysa da besmele hatırına 15 istiyorsa verin, bayılın, parasını verin. Şöyle işte 1,5 kilo muydu? 1,250 mi? Öyle bir et. Patlıcan var bir tane, kocamandı, onu kestik. Tuzladım şöyle birazdan, onu da patates gibi suda bekleteceğim. Ben bunu yapıyorum böyle kızartmadan önce. Tuzlu suda bekliyor bu patatesler. Onunla başlayacağım. Sonra onu alınca tuzlu suya patlıcanı koyacağım kabağa. Bir kabak, bir patlıcan, birkaç patates, bir domates, bir biber yeterli. Bunları sırayla kızartıyorum. Kızarttıktan sonra eti kızartmıyorum tabii. Eti doğrayıp tencerede pişireceğiz. Sonra bunları sırayla dizeceğiz. Anlatacağım size. Süper bir yemek yapacağız. Süper. Evet, duyuyorsunuz sesini. Şu iyice suda bekletip nişastasını kaybettirdiğimiz patateslerimizi, arkadaşlar tuzlu suda gerçekten bayağı bir bekletin. Beyaz beyaz suyu çıksın. Nişastası gitsin, yoksa güzel olmuyor kızartınca. Bunları kızartıyoruz şimdi. Onun yerine patlıcanları koydum tuzlu suya. O da tuzlu suda beklesin. Patlıcanı biraz iri doğramaya çalışın. Çünkü kızarınca küçücük oluyorlar. Bir de sirke damlatabilirsiniz birkaç damla onun tuzlu suyuna. O da yağ çekmesini engelleyecektir. Kızartırken kızartmaya da ekleyebilirsiniz birkaç damla. Yağ çekmesini engelliyor. Püf noktası bile veriyorum bak. Evet, eti şöyle kestik. Şu kalınlığı göstermek istiyorum. Daha doğramadım. Çok ince olmasın arkadaşlar. Patlıcan kalın olsun dedik ya, et olmasın. Çünkü kırmızı et piştiği zaman küçülüyor zaten. Bu sefer çok kuru olmasına sebep olursunuz. Tavuk pişince şişiyor, kocaman oluyor ama kırmızı et tam tersi. O yüzden şöyle bir parmak kalınlığında, parmağa göre de değişir tabii. Kocaman parmaklarım var benim. Böyle keserseniz sonra doğrarsınız, yeterlidir. Çok küçük yapmamanız lazım. Evet. İşte bu patates. Bakın çıtır çıtır da oldu. Böyle altın sarısı olmasına dikkat ediyoruz. Bu renk yeterli. Çok fazla olmasın, çok az da olmasın kızarması. Kızartma ile ilgili bakın gördünüz mü? Suda bekletince ne oldu? Böyle çok güzel bir görüntü oldu. Kızartmayla ilgili ne söyleyeyim? Sıcaklığa çok dikkat edin. Çok fazla da atmayın içine. Mesela ya da dolaptan çıkardığınız şeyi soğuk soğuk atmayın yağın içine. Hemen dereceyi düşürecektir. Düşük olursa da düzgün kızarmayacak. Gerektiği dereceyi, ısıyı korumak lazım. Sıcak sıcak yapmıyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz yağın içini. Ve böyle bir şeyi kızartıp çıkarınca da ikinci için biraz daha bekliyoruz. Boş bekleyip yağın yeniden ısınmasını bekliyoruz. Kızartmalara devam edelim. Evet, iri doğradığımız patlıcanları kızartıyoruz. İri doğradık. İri iri. Kocaman kocaman. Evet, bu arada kızartmalar olurken eti doğradık. Şöyle göstereyim. Kuşbaşı dediğimiz büyüklükte. Böyle doğruyoruz. Çok küçük olmasın. Gerçekten kurur gider, kötü olur. Saman gibi olur. Çok küçük olmayacak. Böyle bu büyüklükte doğradık. Tencereye alıp şimdi etleri pişireceğiz. Evet, patlıcanlarımız da kızardı. Çok fazla yapmamak lazım. Biraz da fazla kızarttım herhalde ama böyle iyi. Aynı şekilde kabaklarımız da biraz büyük doğramıştık. Kabak kızartıyoruz. Etler kavrulurken arada bir karıştırmak lazım. Buna mümkünse, varsa tereyağı koyarsanız pişerken güzel oluyor. Bunu iyice kavuracağız, sonra devam edeceğiz. Evet, kabağın da bu kadar kızartması yeterli oldu. Yine altın sarısı. Hep altın seviyoruz biz. Şimdi ne kaldı? Biberimizi kızartacağız, sonra başlayacağız hazırlamaya. Evet, etlerimiz böyle kavruldu. Sebzelerimiz hazır.
kavrulan etin üzerine kızarttıklarımızı ekliyoruz sırayla. Patatesimizi, şimdi bana diyecekler ki güveç çiğ sebzeden olur da bilmem ne de kızartma olmaz. Ben böyle seviyorum kardeşim. İşine geliyorsa benim tarifime göre yap, yoksa başka tariflere göre yap. Patatesi, patlıcanı, kabağı, biberi koyduk. Bir de domatesi göstermiştim size ama soğanı unutmuştum. Soğansız yemek mi olur? Olmaz. Domatesi ve soğanı çiğ koyuyorum arkadaşlar. Ben böyle seviyorum. Böyle yapıyorum. Çok güzel oluyor. Böyle bunları bir güzel karıştırıyoruz. Ondan sonra güvecimiz olmadığı için tencereyle fırına vereceğiz biz. Güveç tabii ki Türkiye'deki takipçilerimden de böyle bir şey isteyebilir mi? Yani bana bir güveç gönderen arkadaş biriniz. Neyse. Bunu tencereyle de yapabiliriz artık. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde fırına göndereceğiz. Çıkmadan önce de sos hazırlamamız lazım ya. Dur. Çıkmaya geçmedik daha. Fırına gitmeden önce buna bir salçalı, salça, sıvı yağ ya da zeytinyağı. Bak sarımsağı da unuttuk. Sarımsak da katacağız şimdi soğandan sonra. Sarımsak aklıma geldi. Sarımsak ekledikten sonra sos yapacağız üzerine. Salçalı, yağlı salça, yağ, su ve tuzdan oluşan bir sos, onu gezdireceğiz üstüne. Ondan sonra fırına vereceğiz. Görüşürüz. Evet, sarımsakları unutmuyoruz. 2 diş sarımsak yeterli, böyle ufak doğrayarak. Kekik, şart, karabiber, pul biber ve tabi başka sevdiğiniz baharatlar ekleyebilirsiniz. Şu salçalı sosu da üzerine gezdiriyorum. Salça, tuz ve suyla ve yağla hazırladım. Bunu bir karıştıracağız. 180 derecelik fırına koyacağız. Yarım saat falan yeterli. Zaten her şeyi kızartmıştık. Her şey pişmiş. Aslında şöyle bu haliyle de yenebilir. Ama bir de fırınlayacağız. Ondan sonra görelim bakalım nasıl olmuş. Evet, yemeğim pişti. Tabağa aldım. Mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel oldu. Aynı şeylere bir püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız bence memnun kalırsınız. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Bu yemeğin yanına pilav yapılabilir. Bir de cacık çok yakışır.